Oruç firavunluk cephesine darbe vurur. Zekat karunluk cephesine darbe vurur. Namaz nemrutluk cephesine darbe vurur. Nefis der ki ben 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 aç bırakırsın oruçla der ki sonra ya Rabbi Rahim. Sonra Karun gibi dersin benim vermem vermem dersin değil mi? Zekat gelir ver der bakarsın o benim değilmiş dersin verirsin. Nemrut gibidir nefsi emmare diklenir ilahlık dava eder sen namazla onu ne yaparsın Gurur hortumunu bükersin. Evz billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala rasulina Muhammedin salavat Allahumme salii ala sayyidina Muhammedin ve ala ali sayyidina Muhammed. Ve kebir olsun. Cenab-ı Recep ve Şaban aklımızı bereketli kılsın. Bizi Ramazan ayına ulaştırsın. İnşallah bu korona virüsü salgınında bir an önce bitirip tekrardan bizlere, camilere, cemaatimize, sohbetlere kavuşmayı nasip eylesin. Evet, Ramazan-ı Şerif ve oruca dair dersimizin ikinci bölümü Ramazan Risalesi'nden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve Ramazan-ı Şerif'in orucunun çok hikmetlerinin olduğunu ve Cenab-ı Hakk'ın ruhiyetine bakan, insanın hayatı ihtimaline bakan, hayatı şahsiyesine, ve nefsin terbiyesine yani Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlere bakan yönleri vardı ve beş nüktede Ramazan Risalesi'nde orucun hikmet yönleri nazara veriliyor ve dört nüktede de Ramazan ayının hususiyetine değinecek bu Risale'de. Bakara suresindeki ayetin bir nevi tefsiri yapılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şehrü Ramadane ellezî ünzile fîhin Kur'ânu hüden linnâsi <Sessizlik> ve beyyinâtim minel hüda ve fülkân. O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda nazil olmuştur ve o Kur'an ki hakla batılı ayıran bir kitaptır manasındaki kısa bir mealen ifadesi bu. Bu ayet-i kelimenin ve tefsiri yapılıyor ve biz üçüncü lüktüye geldik. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine bakan noktasını okumuştuk. Yani Cenab-ı Hakk'ın terbiyeciliği, bütün kainatı idare eden, terbiye eden Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun, hikmeti anlatılmıştı ve biz oruç vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın kemal-i rubiyetini, rahmaniyetini ve rahimiyetini daha iyi anlıyorduk ve alem İslam adeta bir ordu gibi iftar vaktinde buyrunuz, emrini bekler gibi bir tavr-ı ubudiyetle bu üç noktaya yani kemal-i rubiyeti, ve rahimiyete karşı ubudiyetle mukabele ediyorduk ve belki alemi İslam'ın ortak hareket ettiği iki ibadetten bir tanesi oruçtu. Hac ve oruç bu noktada önemli arz ediyordu. İkinci nüktede de Ramazan-ı Şerif'in orucu Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne bakan tarafını okumuştuk ve Çoğu zaman nimetler noktasında tablacılara yani o nimetleri bize getiren, o nimetlere bize ulaştıran hizmetkarlara bir bahşiş verdiğimiz halde o nimeti yaratan zatı çoğu zaman unutuyorduk, gaflet ediyorduk ona karşı. Ve teşekkürlerimizi, şükürlerimizi, medü senamızı daha çok esbaba veriyorduk, sebeplere veriyorduk. İşte Ramazan ayında insanlar, bizler, özellikle ehli iman, iman şuuruyla o nimetlerin doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın olduğunun farkındalığını en zirve noktada yaşıyor. Ve Ramazan-ı Şerif bu noktadan hakiki, halis ve umumi bir şükür anahtarı oluyordu. Yani ben Ramazan ayında daha ciddi, daha şuurlu bir şükür yapmış oluyordum. Sahir zamanlarda şükrüm çoğu zaman dilden ibaret kalıyor. Elhamdülillah diyordum ama hissederek tam anlamıyla, tam manasıyla yaşayarak bir elhamdülillah diyemediğim için çoğu zaman yani o derece düşük. Ama ve lakin Ramazan ayında gerek yemeye gerek içmeye olan ihtiyacınla beraber o nimetlerin de farkındalığı ailemize çok ciddi bir şekilde yerleşince, bunu hissedince o zaman da tam manasıyla hakiki, halis ve azametli umumi bir şükür yapmış oluyorduk. Umum ehli imanla beraber biz de o şükrün içerisinde kendi şükrümüzü daha net ve hissederek yapıyorduk. Elhamdülillah. Çok şükür suyun ne büyük nimetmiş vesaire diye böyle hani daha sıcak havalar tuttuğumuz oruçları hatırlıyorum birkaç iki sene öncesine kadar. Şimdi biraz daha havaların sıcaklığı düşmeye başladı. Ama değil mi bu bir iki sene önce, üç sene önce değil mi? Havalar böyle çok sıcak olduğu zamanlarda suya olan ihtiyacımız ve o suyu içtikten sonraki elhamdülillahlarımızı hatırlayın değil mi? Ne kadar böyle içi dolu, coşkun bir şekilde o nimete karşı, o su nimetine karşı ve suyu ne kadar büyük bir nimet olduğunun farkındalığıyla beraber ihtiyaç hissederekten, elhamdülillah diyerekten o şükrümüz ne kadar umumi ve halis oluyordu. Ramazan ayındaki oruç bize bunu ders veriyor ve ikinci bir dersi de şuydu, ikinci nüktede anladığımız o nimetler benim mülküm değil. Yani bunlar benim değil. Yani kimin? Demek ki Cenab-ı Hakk'ın çünkü onun emri olmadan yiyemiyorsun, içemiyorsun ondan sonra. Nimetlerin onun olduğunu farkına varıp adeta bir şükrü manevi. Bakın bu da bir şükrü manevidir. Yani o farkındalık şükrü manevi nimeti yedikten sonraki şükür, şükrü maddi oluyor. Yani sen elhamdülillah dedikten sonra nimetle olan ilişkini kurduktan sonra bir elhamdülillah diyorsun. Şükrü maddi ve şükrü manevi. Diyorsun ki ya bunlar benim değilmiş yani o izin vermeden yiyemiyormuşum. Elhamdülillah çok şükür diyerekten onun iznine karşı bir şükür yapıyorsun. O da bir şükrü manevi olmuş oluyor. İkinci nükte onu ifade etti. Şimdi geldik üçüncü nükteye. Oruç. Hayatı, içtimai, insaniye baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki. Hani dün de ifade etmiştik ya yani İslamiyet'in esasları, ibadet kısımlarının hepsi insanın gerek şahsi hayatına, gerek içtimai hayatına bakan yönleri var. Yani sen bir ibadeti yerine getirmemekle aslında toplumsal bir günaha ortak olabiliyorsun. İşte oruç da bunlardan bir tanesi. Orucun hayati ı içtimaya bakan bir yönü var. Neymiş peki o? İnsanlar maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Değil mi? Cenab-ı Hak insanları ne yapmış? Farklı farklı gelir seviyesinde yaratmış. Hani orta direk. Değil mi? İşte zengin kısım, fakir kısım. Bir de orta direk yani böyle orta seviye. Yani ne fakir ne zengin arada. Ondan sonra böyle çeşitlilik arz etmiş toplum içerisindeki bu toplumsal gelir seviyesi. Cenab-ı Hak böyle halk etmiş. Cenab-ı Hak o ihtilafa binaen zenginleri fukaraların muavenetine davet ediyor. Peki neden böyle yaptı Cenab-ı Hak? Çünkü toplum içerisinde herkesi aynı seviyede yapmak kaos. Bakın bu bir fıtri bir kanundur yani. 5 Beş bana beşi bir değildir. Hepsi bir olsun. Hepsi bir olunca kullanamıyorsun ama. Değil mi? Bak Yumruk yapma imkanın var. Bir şey tutarken ona göre ayarlanmış bir dizayn var. Toplum içinde de bu böyledir. Eşitlik toplum içerisinde birçok şeyi bozar. Herkes zengin olsaydı. Herkes zengin olsaydı kim çalışacak? Öyle değil mi? Herkes zengin olsa, herkes patron olsa kim çalışacak? Değil mi? E peki herkes işçi olsa, herkes aynı seviyede olsa, e kim patron olacak, kim dağıtacak parayı? Ya işte böyle bir sistem kuralım falan, laf bunlar. komünizmin işte ondan sonra hikayeleri yani. Hiçbir şekilde geçerliliği ve ondan sonra karşılığı yok. Fakat toplum içerisindeki bu gelir seviyesinin farklılığı, tamam mı, toplumu bir arada tutmaya başlıyor. Tabi bunu İslamiyet'in esaslarıyla meczedersek, yani dinle onu yoğurursak ama din noktasında bunu yoğuramazsak, Gene o ayrılıklar, gene o şeyler başlar ayrılmaya. Ondan sonra işte bu noktada en önemli dünkü dersi ifade ettik ya zekat dediğimiz şey çok önemli bir noktadır bu noktada yani. Zekat bir köprüdür. Köprü iki tarafın birleşmesini sağlar değil mi? Zenginlerle fakirler arasındaki o irtibat zekat ve sadaka köprüsüyle kurulur İslamiyet'te. O yüzden zekat ve sadaka çok önemlidir. Ve Cenab-ı Hak zenginleri fakirlerin muavenetine yani yardımına davet ediyor. Şimdi hal böyleyken halbuki zenginler Fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler. Ama kişi, kişinin haliyle hemhal olamazsa o yardımı, o desteği yapamıyor. Hani Nasrettin Hoca damdan düşmüş. Değil mi? Demişler ya hoca geçmiş olsun. Canın yandı mı? Nasıl oldun? İşte ne demiş? Bana demiş damdan düşeni getirin. O benim halimden anlar. Tamam mı? O yüzden kişi eğer karşı tarafın haliyle hemhal olmazsa hiçbir zaman hakiki manada yapmış olduğu yardım yapamaz. Yapsa da kendisine faydası olmaz. Yani sevap alır. 10 sevap, 20 sevap neyse ama önemli değil. Mesela bir yardımın hem karşı tarafa olan faydası var. Karşı taraf ihtiyacını gideriyor. Senden fayda görüyor. Yardım oluyor. Bir de onun sana olan bir faydası var. Sendeki şefkat uyanıyor, şefkat. Sendeki katı kalplilik yumuşamaya başlıyor. Neden? Çünkü acıyorsun, merhamet ediyorsun. Ama bu hali yaşamadan onu maalesef hissetmek çok zor. Çok zor yani. E bu sefer ne oluyor? Bu şefkate karşı bu insanlara göstermesi gereken şefkati bu sefer hayvanlara göstermeye başlıyor. Bakıyorsun işte... Tamam bir tane köpek için ortalığı ayağa kaldırıyor. Tamam mı? Veyahut da işte bakıyorsun falanca bir şey için ortalığı velveleye veriyor. Niye? Çünkü insana göstermesi gereken şefkati gösteremiyor. Gösterse de hissetmediği için tam olmuyor. Yani ben yardım yaparken aslında kendi şefkatimi de yani ben bir taraftan karşı tarafa Cenab-ı Hakk'ın rezzak esmasını gösterdiğim gibi yani ne yapayım yardım yapıyorum. Bu karşı tarafa faydası var. E bana bakan faydası ne? E bendeki de şefkat sen söyle devreye giriyor ve benim şefkatim işlemeye başlıyor. E bir insanda zaten şefkat olmadı mı o insandan daha da çıkmaz. Şefkat ve merhamet çok önemli bu noktada. Ve işte bu Ramazan ayındaki oruç toplumsal olarak bu noktada çok ciddi bir tedavi yapıyor insanların. Peki nasıl yapıyor? Eğer oruç olmazsa nefis perest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elim, ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Neden? Hissetmiyor çünkü. Yani sürekli şekilde bolluk içinde yaşayan bir insan hakiki manada açlığın ve fakirliğin ne anlama geldiğini anlayamaz. E bugün işte bizim şükürsüzlüğümüzün temelinde de bu problem vardır. Mesela bu asrı insan olarak bizler yani benim kendimi de bu noktada ondan sonra katıyorum işin içerisine. Yani bizler yokluk görmedik siz dedelerden sorun işte annelerinizden sorun yokluğunda olduğunu. Bizler görmedik yani ben de görmedim. Ki siz oranla daha dar bir geçim imkanımız vardı bu zamanın gençten oranla. Ama ben yokluk görmedim. Öyle böyle her akşam yemeğimiz de vardı. Farklı yemek de yerdik vesaire verdik. Daha ama belki atıyorum eti iki ayda bir, üç ayda bir gördük ama önemli değil ama yerdik yani. Ve dikkat edin bolluk arttıkça maalesef Şükür azalmaya başladı artık. Şımarıklık artmaya başladı. Bakın şimdiki gençlerin haline ve çocukların haline. Herkes evinde bunu müşahede edebilir yani çok net şekilde. Ve yokluk görmediği için o nimetlerin farkında bile değil ve e, nimetleri farkında olmadan aşağılıyor. Uyyy yapıyor böyle. Uyyy. Ne yapıyorsun sen kardeşim? Bunu mu yiyeceğiz? Bunu mu yiyeceğiz ya? Bunu ya, her gün tavuk tavuk gıdaklayacağız ya. Gene patates var? Neden bunlar çıkıyor? Çünkü yokluk görülmüş. Bizim o ıhı yaptığımız yemekleri ve hatta işte gene mi tavuk var dediğimiz şeyleri bulamayan binlerce insan var. Binlerce insan, binlerce Müslüman var yani. Milyonlarca belki Müslüman var. Şimdi neden? E çünkü yokluk görmüyorsun. Ama yokluk görseydik o yüzden yeni nesille eski nesil arasındaki en büyük çatışma buradan çıkar. Mesela şimdi bizim annelerimiz tamam mı yokluk görmüş insanlardır. Ondan sonra yani çok dar bir şeyde hayat yaşamışlar. Yani varlıklar az olunca her şeyin kadro kıymetini ekstra biliyorlar. Şimdi bir de bir nesil var ki bolluk içinde hayatta tanışmış. Yani en yok diyen adam bile varlık içinde. Şimdi hali böyle olunca tabii bu nesilde yani yeni nesilde bir şımarıklık ve savurganlık hakim oluyor. Çünkü var. Diğer tarafta yokluk gören yokluktan varlığa gelince onun kıymetini daha iyi anlıyor ve bu sefer çatışma buradan başlıyor. O çok duyarsınız. Aa, siz tabii ya siz buldunuz bulanıyorsunuz falan devam tamam, diyor. Böyle söylerler de haklılar. Çünkü onlar o açlığı tam hissetmişler. Bugün zenginlerimiz derken bakın zenginliğince aklınıza işte hani bilmem ne dergesinin zenginleri ilk, ilk yüz zengin olarak algılamayın. ha. Zenginlik kavramını çok iyi analiz etmek lazım. Bir günlük evde yemeğin varsa, bak bir günlük evde yemeğin varsa borcun da yoksa sen zenginsin. Tamam senin şeyin yerinde. Az zekat veremeyebilirsin. Zekat düşmüyor ama sen zenginsin. Fakir değilsin yani. Bizde fakirlik şey oldu. Yani fakirlik deyince böyle Yemenli, Yemen'dekiler fakir. Fakirlik odur işte Yemen'deki fakir. Değil mi? Belki doğuda vardır hani belki köylerde, ücra yerlerde işte Atın Makedonya'da ondan sonra o Doğu Makedonya kısmında gerçekten de fakirlik olan yerler var. Ki emin olun ki onların da domatesi vesaire var yani öyle böyle karnı doyuyor. Şimdi bakın bu hali anlamak için işte oruç bize müthiş bir operasyon yapıyor. Toplumsal bir operasyon yapıyor bizim için. Ve ben oruç vasıtasıyla, zenginler oruç vasıtasıyla fakirlerin o açlık elemini, yokluk elemini kendi nefislerinde hissetmeye başlıyor. Bu cihette insaniyetteki hem cinsine şefkat ise şükrü hakikinin bir esasıdır. Ne demek bu? İnsan kainatla alakadar olan bir varlıktır. İnsan hem cinsine karşı şefkat eder. Değil mi? Şimdi mesela bakın koronavirüs vasıtası İtalya'da, Fransa'da bir sürü insan ölüyor. Bunların dinleri bizim dinimizden değil. Yani bizim tabirimizle gayrimüslim. Ama üzülmüyor muyuz? Üzülmez olur musun? İnsandır ya. Tamam dini kendine aittir. Kabullenmiştir. Keşke hidayet nasip olsaydı da keşke hidayetlerine biz vesile olsaydık ama insandır. Meseleyi bu portada eritmemiz lazım. Ve maalesef siyaset bugün alemimize öyle bir girmiş ki, e, taassup öyle bir işlemiş ki bizim şeyimize. Bakın mesela bazı hadiseler oluyor tamam mı? İşte, işte bir genç kıza bir hadise yapılıyor. Genç kız işte ondan sonra affedersiniz tecavüze uğruyor, öldürülüyor. Tamam mı? Adamın yazdığı yoruma bak. Ya işte böyle de giyinmeseydi. Ulan ya anlamıyorum kardeşim. Sen dini yaşantın çok iyi olabilir. Kız cihazında dini yaşantın çok kötü olabilir. Seni bağlamaz. Burada senin meseleyi değerlendirme şeklin din üzerinden veyahut da siyaset kimliği üzerinden veyahut da ideoloji üzerinden olmaması lazım. İnsansın kardeşim sen. Ölen de insan sen de insansın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkıyor yani. Biz meseleyi hemen işi şeye çeviriyoruz. Öyle yaşamasaydı. O saatte ne işi var. Bu saatte ne işi var? Kardeşim ölen insan. Önce bir insanlığına bir üzül. Sonra bırak ölmüş artık. Yapacağım bir şey yok. Senin yapacağın yorum. Artık gereksiz yorumlar olacak yani. O yüzden önce insan olduğumuzu unutmayacağız. Ve oruç benim insaniyetimi harekete geçiriyor. Ve ben ne yapıyor? Hem cinsime yani insan nevine karşı şefkatimi hissediyor. Bu da bir şükrü hakiki oluyor. Çünkü farkına varıyorsun. Elhamdülillah diyorsun. Ya biz bir gün aç kalıyoruz bu hale geliyoruz. Ya bu insanlar işte İdlib'de, Halep'te, Yemen'de, Arakan'daki insanlar sürekli bu açlıkla hem hemhaller. Ya ne kadar şükretsek azdır diyerekten bak şükrünü ne kadar genişlendirdin yani. Hangi fert olursa olsun kendinden bir cihette daha fakiri bulabilir. Bulamaz mı? O yüzden yardım her daim herkese lazımdır. Sen az ücretle çalışıyorsun. Atıyorum 3 aylık emekli, 3 ayda bir emekli maaş alanlar var. Onları bulabilip yardım edebilirsin. O da başkasını bulup yardım edebilir. Herkes yardım edecek potansiyele sahiptir. Eğer kendinden aşağısına bakarsa. Nimet noktasında kendinden aşağısına baktığında kendindeki çokluğun farkına varıp onu bölüşebilir. Ama biz ne yapıyoruz? Kendimizden yukarıdakilere bakıyoruz. Biz ya fakiriz ya. Biz fakir misin sen? Yemen'dekilere göre kıyasla bakayım. Sen adam kumlu su içiyor, çamurlu su içiyor yani. Sen fakir misin? Ya. Neden? Hep nimet noktasında kendimizden yukarı bakıyoruz. Ama aşağı baktığında karınca kararınca bak yardım edecek birilerini bulursun. Ama almak güzel, vermek zordur. Almak güzel, vermek zordur. Eğer nefsine açlık çektirmek mecburiyeti olmazsa şefkat vasıtasıyla muavenete mükellef olduğu ihsanı ve yardımı yapamaz. Yapsa da tam olamaz. Yapsa da tam olamaz. Yapar ama tam olması için hissetmesi lazım. O hal ile hallenmesi lazım. Yani Nasret Hoca'nın tabiriyle damdan düşmesi lazım. Eğer bu hisseti yakalayınca otomatikman yapmış olduğu yardım içerisinde çok ciddi bir şefkat, uyandıran bir hakikat olmaya başlıyor. Mesela ben böbrek taşı döktüm. Mahmut abi böbrek taşı döktü bilir. Şimdi bana dese ki Umut abi ben böbrek taşı döküyorum. O ben var ya Umut'a öyle bir dua ederim ki Hasan'a duysa böbrek taşı döktüğünü senin Hasan da sana dua eder. Allah Umut'a şifa ver der. Ama ben öyle demem. Çünkü acıyı birebir yaşamışım. Ya Rabbi kardeşimize yardım et. Bir an önce dökmesini nasip et. Allah'ım derim. Çünkü neden? Hissettim. Yaşadım. Hani çeken bilir derler ya. İşte Oruç bize bu noktadan yani bizden fakir olan insanların halini bize ders veriyor. Toplumsal olarak insanlar arasında yardımı, muavenet köprüsünü, o yardım köprüsünü tekrardan kuruyor. Zaten Ramazan ayında daha çok zekat ve sadakalar daha çok dağıtıldığı için bakın insanlar ne yapıyor? Eli cebine daha yakın olmaya başlıyor. Çünkü birebir kendisi o açlığı hani kısmen de olsa hissettiği için belli vakitlerde ne oluyor? O haleti kendi nefsinde hissettiği için tam bir yardım tam bir muavenet hakikatını gerçekleştirmiş oluyor. Evet. Dördüncü nükte. Ramazan-ı oruç nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti. Ramazan-ı Şerit'teki oruç nefsi terbiye ediyormuş. Terbiye önemli değil mi? sen bak tavuk yedik. Ne yaptı Hasan abi? Tavuğu terbiye eğlendirdi Sosladı. Etin terbiyelisi Bakın mesela şu kalem, plastiğin terbiye edilmiş halidir. Bakın terbiye edildi ve kullanılır hale geldi. Terbiye edildi. Şimdi insanın nefsinin de terbiye edilmesi lazım. Eğer insan nefsi terbiye olmazsa cennete giremez. İmkansızdır. Terbiye edilmemiş bir nefis de cennete girilmez. Edilmemiş bir nefisle cennete girilmez. Terbiye etmek lazım. Tabi nefsin terbiyesi etin terbiyesi kadar kolay değil. Eti sosluyorsun, atıyorsun işte baharatı vesaire. Bir gün bekletiyorsun, iki gün bekletiyorsun, zeytinyağını basıyorsun vesaire. Et yumuşuyor ama nefis öyle değil. Nefsin terbiyesi ciddi bir uğraş ister, ciddi bir emek ister, ciddi bir süreklilik ister. Bir günlük, iki günlük değil. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin terbiyesine bakıyor. Peki nasıl yapıyor bunu? Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Nefsin birinci hususiyeti. Nefis neden terbiyesizdir? Bu maddeler yüzünden. Önce neymiş? Nefis kendini ne görüyormuş? Hür ve serbest. İster öyle telakki eder. O yüzden mesela bakın cemaat kavramına karşı kişilerin Hani o FETÖ mevsul meselesinden sonraki kısmı söylemiyorum. Zaten adam kendi içindeki cemaat düşmanlığını FETÖ bahanesiyle işte bütün cemaatlere sallayaraktan tatmin ediyor. O ayrı mesele. Ama mesela şimdi misal veriyorum. Hasan, bu Risale -Nur cemaati içerisinde girip girmeme noktasında ona en büyük engeli nedir biliyor musunuz? Kayıttır. Bir kayda gireceksin. İslamiyet bir kayıttır. Ama nasıl bir kayıt? Nefse olan kayıttır. Çünkü nefsi kayıtlamazsan terakki edemez. Nefsi gemlemekle bağlamak. Nefsi gemleyeceksin. Gemle biliyor musunuz? Gemle. Sen bilirsin yani. Ondan azıcık at görmüştüm var da bu <laughs> bu şeyi çocukları bilmezler geminin olduğunu. Atın burasına takılan bir şey vardır. Demir vardır. Şöyle demir ağzına takılır. He. Ona da gemdir o gemin iki tane böyle şey vardır. O kayış var ya. Hani sen izliyorsun ya kuruluş Osmanlı kardeş. Ya yani baktığın zaman bak ona tamam mı? O bir tane at var o adamı kullanmış oldu. Ona ağzında demir vardır. O demirde iki tane böyle kayış vardır. O da tutar. Tamam mı? At önce sen çekersin böyle at sağa döner. Böyle çekersin sola döner. Direksiyon gibi düşün yani. Gemlersin. O atı gemlemek zordur. Mesela o atları o televizyonları izlemiş olduğunuz atlara Gidin sorun bakın o hale gelmek için ne kadar ondan sonra eğitim görmüşlerdir. Mesela bu zamanda artık kalmadı. Eskiden bizim pazar günleri TRT1'de şey vardı. E, filmleri vardı. Hiç unutmam böyle tamam mı? Western böyle ko kovboylar vahşi atları böyle evcilleştiriyorlar. Normalde vahşi ata binemezsin ya. Bindi mi seni böyle var ya takla yani tamam mı? Yaklaştırmaz yanına. Onu eğitirler böyle iple ve hatta neyse vesaire. Sonra o at artık binek atı haline gelmeye başlar. Ve takarsın gemi ondan sonra dıgıdık 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 diye kullanmaya başlarsın. O gemle ona yön verirsin. Şimdi bak nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemalata kamçılamakla serbest bırakmanın şeyeni saadeti darendir. İki cihan saadetti. İki cihan saadetine ulaşmak istiyor musun? Nefsini gemlemek zorundasın kardeşim. Ama nefsi nasıl gemleyeceksin? Nefsini kayıt altına almak zorundasın. O yüzden en büyük problemimiz kayıt altına girmektir. Yani nefsin emmaresinin kölesi olmuş kişiler kayıttan hoşlaşmaz. Neden? Çünkü rahat edecek. Nefsin en büyük gıdası rahat etmektir. Yani o nefse ver yemeği, tamam mı? Ver karşı cinsi, ver tatlıyı, ver uykuyu, tamam mı? Onun en büyük derdi o. Onunla da artık böyle nefesini, sen bu hayvanı gemleyeceksin. Gemlemenin yolu kayıt altına almak. İşte niye program yapıyoruz? İşte cüz programıdır, okuma programıdır, cevşen programıdır, Hizmet-i kuran programıdır, işte o programı, bu programı. Çünkü nefse hareket alanı bırakmayacaksın. Benim çok hoşuma giden kendime ait bir sözüm var. Ondan sonra diyorum ki nefse nefes aldırmayacaksın. Çünkü nefis nefes aldığını bitirir işini. Şimdi adam niye programa girmiyor? Vakti mi yok? Hayır abicim. Rahat düşkünü adam yani. Şimdi rahat düşkünü uyuyacak, kalkacak, yatacak. Rahat edecek ama kayda girdi mi gemliyorsun. Tak çekiyorsun dizgin. Hop kendine gel. Sonra bu nefsi gemlemeden aa bizim ondan sonra cennet hayali kuruyor. işte kaç hurim olur, kaç sene kalırım, kaç sene yaparım. Sen bu kafayla nereye gideceğim belli. Nefsi gemlemeden bir yere gidilmez. O yüzden bak nefsin hususiyeti kendini hür ve serbest ister. Öyle telakki eder. Peki öyle midir? Değildir ya. Öyle değil de öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet ve keyfeme yaşa hareketi fıtri olarak arzu eder. O yüzden cemaate girmeyen veya da cemaatten uzak kalan veya da okuma gruplarına girmeyen işte programlara girmeyen insanların e, nefislerinin hususiyeti budur. Çünkü hayatı kayıt altına girecek. O hayatı kayıt altına girince o nefsinin o mevhum olan rububiyetine karşı sen hüküm geçiriyorsun kayıtta. Diyorsun ki okuyacaksın, cüz okuyacaksın, cevşan okuyacaksın, onu okuyacaksın, bunu okuyacaksın. Ooo bunaldım. Kardeşim nefsi bunaltmadan sen nasıl terak etmeyi düşünüyorsun ya? O yüzden nefsi emvaresine düşkün insanlar kayıttan hoşlaşmaz. E böyle bir insanın da yani alemi İslamiyet içerisinde terak etme imkanı yoktur zaten. E boş durur yani. İlerleyen zamanlarda olacağı şudur. Kıl beşi, yaşı, karıştırma işi. Çünkü nefisle mücadele etmekten kaçıyor. Sonra hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor nefis. Hadsiz nimetlerle terbiye olunduğunu düşünmek istemiyor. Hususen dünyada servet ve iktidarı varsa gaflet dahi yardım etmiş ise bütün bütün gasıbane hırsızcasına nimeti ilahiyi bak çok önemli burası hayvan gibi yutar. Çok ağır ifade değil mi? Hayvan gibi yutar. Neden? Çünkü bir insan, bir nefis eğer kendisine verilen nimet içerisinde münim hakiki görmezse, inamı görmezse, inamdan münim hakiki görmezse, yani bu nimet benim ihtiyacım ve bu ihtiyacımı bilen bir tarafından bu nimet bana gönderildiğinin farkına varmazsa, bu nimeti artık pervasızca kullanmaya başlar. Bugün hayatımızı, ömrümüzü, yediklerimizi, içtiklerimizi pervasızca, Böyle kendimizin gibi kullanıp harcadığımızın bu kadar ondan sonra müslif olmamızın temeli o nimetin bana ait olduğunu zannetmektir. Hayat benim hayatım ya. İstediğim gibi yaşarım. Allah Allah. Hayat senin hayatın ha. Hayatın hangi safhasına müdahale etme hakkım var? Geçen değil mi kanal 7'de röportaj yaptılar ya. Ulan diyorum ama yayınlamıyorlar işte tamam mı? Diyor ki işte koronavirüsünü virüsünü yendi. Babam neyi yendim ya? Ya yenebilecek gücüm olsa zaten içime almam onu ben. İçime almışım. Demek ki müdahalem yok. E 20 gün Cenab-ı Hak uğraştırmış, şifa vermiş. Sen geliyorsun bana diyorsun ki yendim. En ufak bir şeye karşı senin müdahale hakkın yok. O hayat senin nasıl olabilir yani? Mesela nefes alıyorsunuz, veriyorsunuz. Herhangi bir tasarrufunuz var mı? Giren havanın, çıkan havanın üzerine bir oynama hakkınız var mı? Yediklerinizin kalsiyum, vitaminlerin etrafa dağılması, gerekli yerlere gitmesi noktasında herhangi bir tasarrufunuz var mı? Hangi hayat senin olabilir yani? Hayat benim istediğim gibi yaşarım. Yaşayamazsın kardeşim. Ya bu su benim. Su senin değil. İstediğin gibi kullanamazsın. İşte nefsi en mare bunu kabul etmek istemiyor. İşte bunun bu noktalara karşı bizim bir terbiye reaksiyonu göstermemiz lazım. Eti terbiyelediğimiz gibi ağacı terbiyelendirip kürsü yaptığın gibi kütük şu Nedir, değil mi? Ham maddesi nedir bunun? Ağaç. Kütük. Bak terbiyeye girdi. Ne oldu? Etrafını yonttuk. Değil mi? İşte ovallik verdik. Bak şurada şeyler açtık. Artık bu oldu kürsü. Peki kütük halinde mi daha değerli yoksa böyle mi? Böyle. Bakın en başta duruyor. Her gün temizleniyor. Kütük olsaydı marangoz olacaktı. Ne olacaktı? Kullanılacaktı. Kullanılmazsa yakılacaktı. Eğer insan nefsini terbiye etmezse, Kur'an ve sünnetle onu şekil vermezse, şekillendirmezse o insanda kütük gibi cehenneme gitmek zorundadır. O yüzden nefsi terbiye etmek zorundayız ve nefsi emarimizle sürekli şekilde bizim ne yapmamız lazım? Boğuşmamız lazım, mücadele etmemiz lazım ki hayatımızın en büyük mücadelesi bizim budur. Abi biz mücadele olarak algılıyoruz. Abi nasıl işler? İyi çok mücadele devam abi diyor yani. Hangi mücadele? Hayat içinde mücadele yok ki kardeşim hayat içinde mücadelenin tek olmuş olduğu nokta senin nefsinle yapmış olduğun mücadeledir. Hayat bir muavenettir, yardımlaşmaktır. Güneş senin yardımına koşuyor, bulut senin yardımına koşuyor, sen terzinin yardımına koşuyorsun, terzi senin yardımına koşuyor, eşarpçı senin yardımına koşuyor, sen eşarpçının yardımına koşuyorsun, öyle değil mi? Fırıncı senin yardımına koşuyor, sen fırıncıya para veriyorsun, ona yardım ediyorsun, o buna, o buna, bu derken hayat yardımlaşmakla devam ediyor. Mücadele yoktur. Mücadele felsefi bir görüştür. Kainatın Kur'an gözüyle bakmayan kişiler kainatta mücadele görür ve der ki büyük balık küçük balığı yutar. Eğer öyle olsaydı etrafta küçük balık kalmazdı. Hangi balıklar daha fazla? Küçük balıklar. Demek ki küçük balıklar büyük balıklar tarafından yenilmiyormuş kardeşim. İddian kainat tarafından çürütülüyor senin. Nedir peki kainat? Hayat yardımlaşmaktır. Mücadele nefisle yaptığın en büyük şey mücadele odur işte. Ve bu nefisle bizim mücadele etmemiz lazım. Yani nefsi okşayarak, nefisle kanki olarak, onun her istediğini yaparak, onun rahatını düşünerekten, onun rahatına temas ettirmeden, onu sıkmadan, kayıt altına almadan ben İslamiyet dairesinde ilerleyeceğim. Kemalat sahibi olacağım. He, cennete gireceğim. Valla öyle bir yol varsa, öyle bir tarikat varsa, aha da beni çağırın, ilk tabisi ben olurum yani. Ama yok. O yüzden bu nefsin terbiye edilmesi lazım. İşte Ramazan-ı oruç, en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki. Herkes anlıyor bunu. Neyi anlıyor? Kendisi malik değil. Memlüktür. Benim param, benim eşyalarım, benim yemeklerim. Hayır kardeşim. En zenginden, en fakirde de anlıyor ki ben malik değilim. Neydi malik? Sahip. Değil mi? Cehennemi nezaret eden meleğin ismiydi malik. Yani benim dediğin her şey seni cehenneme atacaktı değil mi? Bununla ilgili ders yapmıştık. Malik cehenneme nezaret eden meleğin ismi. Neden? Çünkü insanı cehenneme sokacak olan en büyük hakikat Allah'tan gasp edip Allah'ın tasarrufunun farkına varmadan benim iddiasıyla sahiplenmiş olduğu bazen ömrü, bazen çocuğu, bazen eşi, bazen malı, bazen mülkü vesaire. Benim dediğin her şey seni tepetaklak malikin nezaretinde bulunan cehenneme atacak. Allah muhafaza ve Ramazan-ı Şerif'teki oruç bana diyor ki sen malik değilsin, memluksun, hür değil. Hürüm ben, istedim yaparım. Hayır kardeşim sen nesin? Abdesin. Yani yaratılıyorsun. Bütün kainat gibi sen de her an bir tasarruf içerisindesin. Emir olunmazsa en adi, en rahat şeyi yapamaz. Elini suya uzatamaz. O yüzden iftar vaktinde arkadaşlar iftar vaktinden 5 dakika önce 10 dakika önce sofraya oturmak sünnettir. Neden sünnettir? Kaç dakika var? Kaç dakika Değil. Nimetlere bakacaksın ve bu tefekkürü yapacaksın. Ya Rabb, işte ben senin abdinim. İşte bak sofradayım ama elimi uzatamıyorum. Çünkü bütün bu nimetler benim değil. Senin. Sensin malik hakiki. Ben memlukum, köleyim. Sen haliksin, ben abdim. Bak elimi suya uzatamıyorum. Senin emrini bekliyorum böyle mütefekkir anı hani sofra başında beklemek. Tamam mı? Ve nefsin mevhum rububiyetini, o ilahlığını, benim zannetmiş olduğu hakikatlerin hepsinin yalan olduğunu ne yapıyorsun? Mehum rububiyetini kırıyorsun. Ubudiyeti, ibadet içindeki o manayı, aczi anlamak, fakri anlamak, noksan anlamak, kusuru anlamak, abdiyeti yakalamak, ubudiyete takınır. Hakiki vazifesi olan şükre gider. Elhamdülillah iftar sofralarında bu manayı mutlaka yakalamamız lazım. Evet, beşinci nükte. Ramazan-ı Şerif'in orucu, nefsin tehzibi ahlakına ve serkeşhane muamelerinden vazgeçmesi cihetine baktığı noktasından çok hikmetlerinden birisi şudur ki. Şimdi Ramazan orucu, nefsin tehzibi ahlakı. Yani kötü ahlak. Kötü ahlak ne demek? Yani biz insan olaraktan değil mi? Ayet-i beyanatıyla ne olarak yaratıldık? Lekat halaklel insane fi ahseni takvim. İnsanı en güzel kıvamda yarattık biz diyor. Fakat insan zamanla bazen bu görenek, bazen takıntılar, zaaflar vesaire derken o en güzel kıvamı, ahseni takvim olan kıvamı bozuyor. Hatta öyle bozuyor ki ayet Kemi ne diyor sonra diyor o esveli safirine düştü diyor yani. Gitgide aşağılarına en aşağısına inmeye başlıyorsun. Peki neden bu oluyor? Nefis artık bazen alışkanlıklar Bazen zaaflar, bazen takıntılar diye böyle ondan sonra şeylerle beraber o ahlakını, o şeyini bozmaya başlıyor ve işte Ramazan-ı Şerif'teki oruç nefsin bu noktalarına, o serkeşhane yani başboş alışkanlıklarından vazgeçmesi noktasında bize çok büyük bir terbiye sokuyor. Ne yapıyormuş? Şimdi bak diyor ki, nefsi insaniye gafletle kendini unutuyor. Maiyetindeki hadsiz aczi nihayetsiz fakrı gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Peki bunu göremeyen bir nefis Allah'a olan ihtiyacını hissedebilir mi? Hissedemez. Bunu Hasrar Risalesi'nde dersinde çok işledik bu mana üzerine, çok durduk. Yani insanın nefsindeki mana bu. Yani bir insan hatta şu ayet-i kemenin de mealine bakma imkanı varsa baksanıza 26. sözün zehrinde geçen Kader risalesinin sonunda konulan herkese de faydası bulunan bir zeyil, ek bir şey var, mana var orada. Ayet-i kerime diyor ki: "Vela tekyunu kellezine nasullah feenvsahum enfusuhum." Şöyle. Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendi nefsine unuturmuştu. Evet. Allah'ı unutmanın yolu hangi ayet bu? Haşir suresine geçen bir ayet-i kerime ayet kemi diyor ki Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da kendi nefislerini unutturmuştur. Şimdi Allah'ı unutmanın yolu insanın kendi nefsini unutmaktan geçiyor. Peki insan nasıl kendi nefsini unutursa, hangi noktada kendi nefsini unutursa Allah unutur? İşte burası. Gafletle kendini unutuyor. Neyi unutuyor? Aczi mahiyetindeki aciz acizi, nihayetsiz fakrı, gayet derecedeki kusurunu göremez ve görmek istemez. Böyle bir insan artık Cenab-ı Hakk'la iltifatını irtibatını azaltır. Çünkü ihtiyaç hissetmez. Diğer bir ayet neydi? İnsan diyor kendi kendini, kendi kendine yetebilir zannettiği anda kendini azgınlaşı diyor. İnsan kendini kendi kendime yeterim diye zannette başladığında azgınlaşıverir diyor. Çünkü ne yapar? Artık kendi nefsi apken yavaş yavaş acziyetini görmez, fakrını görmez, kusurunu görmez, noksanını görmeyerekten ilahlık dava etmeye başlar. İlahlığın uzantılarıdır bunlar. Çünkü ancak mutlak bir ilah aciz değildir. Ancak mutlak bir ilah fakir değildir. Ancak mutlak bir ilah kusursuzdur, noksansızdır. Noksansızlık, kusursuzluk iddiası insanın İlahlık dava etmeye başladığı adımlardı. Şimdi böyle bir insan ilerleyen zamanlarda ne oluyor? Kendi aczi, farklı kusurunu görmeyerekten yavaş yavaş kendini görür. Kendine güvenir, kendini beğenir. Ben bana yeterim. Bak ben bana yeterim. Sen sana yetmen için senin her şeyi yetmen lazım. Her şeyi yetemeyen bir kişinin hiçbir zaman ben bana yeterim iddiasında bulunmaz. Kesinlikle. Çünkü kainatta bir şeyi idare etmenin yolu her şeyi idare etmekten geçiyor. İşte insan nefsi bu noktada kendi mahiyetindeki aczi, fakrı, kusuru görmez veyahut da görmek istemez. Bakın en önemli noktası burası. Nefse emmaresine tapan ve onu artık kutsallaştıran bir insan o kendisine kusurunu gösteren, aczini, fakrını, noksanını gösteren kişiler düşman olur. O yüzden bugün bize kusurumuzu söyleyen kişilere karşı, aşırı reaksiyon göstermemizin temel sebebi ve onlara karşı tavır almamızın temel sebebi işte bu hakikattir. Ne yapıyoruz? Mesela bana bir şeyisi kusurunu söylese hemen ya avukat gibi diyor nefsini savunur. Değil mi? İşte bunu böyle yaptım, bunu ben böyle yaptım, bunu böyle yaptım, o yüzden böyle yaptım, bunu böyle yaptım der. Veyahut da sana tavır alır. Söylediği şey %100 yüz doğru ama efendinin nefsine dokandığı için İlahı zarar gördüğü için ne yaptı sana tavır aldı. O yüzden insanın nefsindeki bu aciz, fakrı, kusuru görmemesi ve görmek istememesi fıtri bir durum. Nefsi emmarenin şeyi bu. Ne yapacağız peki? E kendimizi savunmayacağız ya bu kadar basit. Haklısın, ha unutmuşum, yapmadım, görmedim, hata ettim, özür dilerim. Çok basit, çok basit kelamlardır ama yapması çok zordur. Ama nefsi emmarenin bu noktasına darbe vurmanın en kolay yolu da budur işte. Hem de ne kadar zayıf ve zevale maruz musibetlere hedef bulunduğunu ve çabuk bozulur dağılır et ve kemikten ibaret olduğunu düşünmez. Adeta Polattan bir vücudu var gibi, la yemutane kendini ebedi tahayyül eder gibi dünyaya saldırır. İnsan öyledir işte. Polattan bir vücut. Yani aczini görmez, fakrını görmez, noksanını görmez, kusurunu görmez ve vücudunun kendisine ait olduğunu ve vücudundaki zahiri kuvvetin kendisine ait olduğunu zanneder. Adeta ilahlık dava etmeye başlar. Ama ben Ramazan ayındaki oruç işte insanın nefsine böyle darbeye vuracak şimdi bak. Bir nokta daha sayıyor. Şedid bir hırs ve tamaa ile şiddetli alaka ve muhabbet ile dünyaya atılır. Her lezzetli ve menfaatli şeylere bağlanır hem kendini kemale şefkatle terbiye eden Halık'ını unutur, hem neticeyi hayatını, hayatı uhreviyesini düşünmez, ahlakı seyyye yuvarlanır. Bakın bunların hepsi biraz zincirlemedir. İnsan önce acizini, fakrını, kusurlu görmez, görmek istemez. Artık mahlukiyetten ilahlık dava etmeye başlamıştır. Sonra ilahlık dava etmeye başlayınca e, o ilahın da vücudu dağılacak parçadan oluşmaz. İlahın vücudu mutlak kudret ve kuvvet sahibidir zannetmeye başlar. Kendini böyle görmeye başlayınca da hem kendini ölümsüz gördü hem de dünyasını ölümsüz göreceği için ne yapar? Dünyaya aşıkhane, alakalı bu şekilde muhabbetlerine saldırmaya başlar. Sonra Aten Halık'ını unuttu. Kendisini şefkatle beslendiğini unuttu. E, ne oldu? E, dünyayı sabit zandı. Kendini sabit zannetti. Ahireti unuttu ve bütün hayatını işte nefsin istek ve arzuları fani dünyanın geçici işlerinde harcadı ve bir şekilde ne oldu? Helak oldu. Helak olur böyle bir insan. Adım adımdır bunlar yani. Peki Ramazan Hoca ne yapacak bana şimdi bak? İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç. En gafillere ve mütemerritlere, inatçılara zafını aczini, fakrını ihsas ediyor hatırlatıyor, kendine getiriyor. Seni yalandan uyandırıyor. Bak niye anlattı sana? zafını aczini, fakrını. Açlık vasıtasıyla midesini düşünüyor. Midesindeki ihtiyacını anlar, zayıf vücudun ne derecede çürük olduğunu hatırlatıyor. Bakıyorsun, o böyle devasa adam değil mi? Ay, eline kalacak hali yok tam böyle aczini, zaafını anlıyor. Bütün o şeyleri kırılmaya başlıyor. O yüzden oruçlunun doğası makbuldur noktası buradan geliyor işte. Çünkü oruç zamanında insan aczini, fakrını, noksan ve kusurunu tam olarak anladığı için yapmış olduğu dua halis oluyor. Katıksız oluyor. O yüzden oruçluyken çok dua etmek lazım. Mutlaka ve mutlaka bakın aklınıza bulunsun. İftar sofrasında 10 dakika önce oturduğunuz zaman yemekleri nasıl yiyeceğinizin, çorbanın, tatlının, şeyinin, muhabbetini yapmayın. 3-4 dakika, 5 dakika ne kadar yapabilirseniz bir doğa seansınız olsun. Ya Rabbi ben acizim. Şu anda bütün aziyetimi sana yalvarıyorum de. Ve ismen bildiğinde, kardeşlerine, eşine, anana, babana, alem İslam'a, kendine dua et. Çünkü neden? Yumuşuyorsun. Tam olman gereken bir kıvama geliyorsun. Artık ilahlık iddiasından vazgeçtin. Baktın ki ya ne ilahlığı, neymiş bu benim vücudum ya? ya i̇şte, bittim işte bak. Yemeksiz, susuz kalınca mahvoluyorum yani. Ne hale geliyorum ya? Demek ki ben buymuşum. Oruç bana bu dersi veriyor ve ne derece merhamete, şefkate muhtaç olduğunu derk eder. Nefsin firavunluğunu bırakıp, 9. yüklü bunu işleyeceğiz. Firavunluk ne demek? Yani firavun Kur'an'da geçiyor ya. Kur'an'da geçen firavun aslında geçmişte yaşamış, gebermiş gitmiş olan yalnızca o kişiyi anlatmıyor. Evet o kişi vardı. Musa Aleyhisselam'ın karşısındaydı. Firavun öldü, geberdi. Ama firavunluk vasfı bütün nefislerimize devam ediyor. Herkesin nefsinde firavunluk vasfı vardır. Herkesin nefsinde karunluk vasfı vardır. Herkesin nefsinde Nemrutluk vasfı vardır. Ve İslamiyet'teki bütün ibadetler insanın nefsindeki bu noktalara darbe vurur. Oruç firavunluk cephesine darbe vurur. Zekat karunluk cephesine darbe vurur. Namaz Nemrutluk cephesine darbe vurur. Nefisler ki ben 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 aç bırakırsın oruçla Der ki sonra Ya Rabbu Rahim. Sonra Karun gibi dersin benim vermem vermem dersin değil mi? Zekat gelir ver der bakarsın o benim değilmiş der, dersin verirsin. Nemrut gibidir nefse emmare diklenir ilahlık davayı der sen namazla onu ne yaparsın? Gurur hortumunu bükersin. Üç nokta çok önemlidir. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de zikredilen şahısları yalnızca geçmiş zamanlarda yaşamış bize hikaye gibi anlatılan şeyler gibi okumamak lazım. O hakikatlerin, vasıfları o kişiler geberdi ama vasıfları hala nefislerimizde gözüküyor. Nefsin firavunluğunu bırakıp kemali aciz ve fakr ile dergah-ı ilahiye iltica bir arzu hisseder. Ve bir şükrü manevi eliyle rahmet kapısını çalmaya hazırlanır ne yapıyorsun? Nefsin firavununu bıraktı. Kemale az ve fakr ile dergah-ı ilahi iltica etmeye başladı. Ve yapmış olduğu dua ne oluyor? Samimi oluyor, içten oluyor. O yüzden hani çok derslerde ifade ettim. Yine burada makamı gelmişken tekrar edeceğim. Hani bir Allah dostu demiş de Cenab-ı Hakk'a ya, ya Rabbi demiş sana demiş daha çabuk vasıl olmak. Sana daha çabuk ulaşmak istiyorum bu noktada bana kısa ve kestirme bir yol söyle. İlham et diye dua ediyor. Cenab-ı Hak onun kalbine ilham ediyor. Diyor ki bana bende olmayanlarla gel. Ne demek bu? Cenab-ı Hak'ta olmayan ne vardır? Cenab-ı Hak'ta olmayan aciz vardır. Cenab-ı Hak'ta olmayan fakr vardır. Cenab-ı Hak'ta olmayan noksan vardır. Cenab-ı Hak'ta olmayan kusur vardır. Evet sen bana bunlarla gel. Ne yap? Acizini bil. Kudretime istinat et. Fakrını bil. Rahmetime iltica et. Kusurunu bil. Benim kusursuzluğumu idrak et. Noksanını bil. Benim kemalatımın farkına var. Bana bunlarla gelirsen daha kestirme ve daha kolay gelmiş olursun diyor Cenab-ı Hak. Bu manalarla bize kısa tariki gösteriyor. O yüzden Risale-i Nur eserlerinde Üstad çok kestirme bize dört yolu tavsiye vermiş değil mi? Aç, fark, şefkat, tefekkür. Ama azını bilmiyorsun, farkını bilmiyorsun, noksanını bilmiyorsun, kusurunu bilmiyorsun. Bununla yüzleşmek istemiyorsun. Ondan sonra ben işte kemalat yolunda evci alaya uçacağım. Hiçbir yere uçamazsın kardeşim. Kişinin en elinde yüzleşmesi gereken noktaları nefsindeki bu noktalardır. işte oruç bize bu noktaların farkındalığını sağlıyor ve Cenab-ı Hakk'ın dergahında tam manasıyla bir abdiyetimizi ifade edip dua etme kapısını açıyor. Tabi eğer gaflet kalbini bozmamışsa ama gafletteysen niye oruç tuttuğunu bilmiyorsan vesaire noktasında bilmiyorsan maalesef bu manadan mahrum kalıyoruz. Evet. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر يلما من الحمد لله رب العالمين الفاتحة